bu hastamız 46 yaşında bir erkek hasta. Çok çok önemli her iki tarafında da çok önemli karotis dediğimiz beyni besleyen damarları içine alan daha doğrusu bu damarların kendisinden kaynaklanmakta olan tümöre sahip. Boynunun her iki tarafında. Son derece önemli burada göstermekte olduğum karotis dediğimiz damarlar buradaki beyne doğru giden ve beynin beslenmesini sağlayan damar şurada görmüş olduğunuzda yüz baş boyunun dışarıda kalan kısımlarını beslemekte olan damarlar. Temel olarak bunlar aşağı tarafta kalpten çıkan karotis Kamu karotis dediğimiz arterden gelişiyor, ortaya çıkıyor ve bu iki dala ayrılıyor. İki dal Y şeklindeki iki dala ayrıldığı noktadan kaynaklanıyor. Ne yazık ki hastamız çok uzun süre beklediği için son derece büyük cesamete sağ tarafta 9.5 cm'e, sol tarafta 13 cm'e kadar ulaşmış olan tümörleri ameliyat etmek durumunda kaldık. Burada çok önemli üstünde durmak istediğim beyni besleyen damarlar olduğu için e, bedenin bir tarafında yani varsayalım sağ tarafa ameliyat ettiğimiz takdirde sol kol sol bacakta felç olma ihtimali vardır. Sol tarafa ameliyat etmiş olsak ki bu kadar büyük olan da damarın kendisini de tamamen sarmalamış olduğu için sağ tarafta hemipleji dediğimiz felç olma hayat boyu felç olma ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla önce sol tarafını ameliyat etmeye e, çalıştık ve fakat tamamıyla sarılı olduğundan dolayı e, burada bu aşamada ameliyatı kestik ki hastayı e, büyük bir felç riskine maruz bırakmamak için. Daha sonraki e, iki gün içerisinde sağ taraftaki tümörünü çıkarttık. Daha küçük olan, daha kolay çıkabileceğini düşündüğümüz tümörü. Çok çok fazla kanlanması olduğu için belirgin kanama e, riski olan e, bir e, ameliyat süreci içerisinde oldukça uzun süren bir ameliyat sonrasında sağ taraftaki tüm ürünü hastamızı çok minör e, bir e, fonksiyon kaybıyla, motor fonksiyon kaybıyla ki düzeleceği kaçır, mutlaktır kaybıyla e, ameliyatımızı sonlandırdık. Şimdi takip sürecimizin içerisinde. Hastamızın genel durumu çok daha iyi olduğu bir koşulda sol taraftaki tümörümüzü çıkartmayı amaçlıyoruz. Burada vurgulamak istediğim konu şu. Boynunuzda bir kitle, bir şişlik gördüğünüz takdirde en kısa zamanda beklemeden doktora başvurmak lazımdır. Bu hastamızın hem çocuğunda, babasında ve kardeşinde de iki taraflı bu aynı tümörden, glomus tümöründen mevcut olması genetik özelliğinin olduğunu da göstermektedir. Ameliyat süreçlerimiz, takiplerimiz devam etmektedir. Hastamız her geçen gün çok daha iyi hale gelmeye devam etmektedir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.